Ve koronavirüs gündemini konuşalım değerli izleyenler. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Profesör Doktor Kemalettin Aydın hocamız bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. İyi günler, sağlıklı günler diliyorum. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Hocam yeni kısıtlamalardan başlayalım öncelikle. Herkesin merak ettiği, tabii kafa karışıklığı vardı. Acaba sabah 10 ile 20 arası mı sokağa çıkmayacağız diye. O konuda o kafa karışıklığı giderildi. Yani bu akşam 20'de başlıyor. Bazı önlemler var. Restoran, kafeler. İşte hafta sonu itibariyle akşam saat 20'den itibaren ertesi günün sabah 10'una kadar sokağa çıkmayacağız. Evlerimizde kalabileceğiz olabildiğince. Bu herhalde bu hafta sonu ve önümüzdeki hafta sonları da devam edecek gibi. Bunun ne gibi etkilerini göreceğiz? Yani birkaç hafta sonrasına göre mi ya yeni tedbirler alacağız ya da bildiğimiz yoldan devam mı edeceğiz? Şimdi bu yaşadığımız süre içerisinde gördüğümüz şu, sokaklarda ve kamuya açık yerlerde alınan tedbirler, maske gibi birçok tedbirler, ancak insanların kafeterya, restoran gibi yerlere girdiği zaman maskeyi indirip çayı, çorbayı ve hiç onaylamadığımız sigarayı içerken, masada da kurallara uymayarak, mesafeyi ve temizliği dikkat etmeyerek kalabalıklar içerisinde hayatı devam ettirdiklerini gördük. Yine de gördük ki en fazla klinikleri ağır olmamakla beraber 17-35 yaş arasındaki kitlenin virüsü yaymaya en yüksek hızla devam ettiğini gördük. Belki de virüsü birbirine yayma oranında en düşük olan yaş grubu 65 yaş üstü, ama sonuçta en ağır bedeli onlar ödüyor. Hı hı. Çünkü aradaki gençlerin kuralsızlığı. Böyle olunca bu kalabalıkları kamu kısıtlamalarıyla seyreltmek ya da kalabalıkların oluşmasının önüne geçmek gerekli oldu. Bu da bize ne oluşturacak? Bugünkü gördüğümüz rakamları hemen ertesi gün bıçak sırtı gibi kesmeyecek. Bize bir 10 günlük zamana ihtiyacımız var ortalama. 10 günden sonra düşecek. Peki bu kısıtlamalar konusunda belki müsaadenizle birkaç cümle söyleyeyim. Tabii ki. Kısıtlamalar konusunda özellikle hani birkaç aydır özellikle bu 17-35 yaş arasına çok söylemeye çalışıyoruz. Bunun bize ne sonuç doğuracağını dikkatsizliğin yazın. Halayda, barda, diskoda, yaylada, horonda, taziyede olanı anlatmaya çalıştık. Bunun bedelini ağır ödeyeceğiz. Türkiye'de belki de ilk söyleyen kişiyimdir. Ekim-Kasım ayı tsunami olarak gelecek. Ne ikinci dalgasından bahsediyorsunuz diye. Üzgünüm ki onunla karşı karşıyayız. Peki dikkat etmeyince ne oldu? Hani kul hakkına giriyor derken bu kul hakkını nerelerden giriyor olduğunu da konuşmamız lazım. Milyonlarca yaşlımızı tekrar eve tıktık. Birçok kas eklem ve kronik hastalıklarının önemli bir oranda tetikleneceği, gençleri eve, kronik hastalıkları eve, ticarethaneleri kapattık, okulları kapattık, devlet kurumlarında çalışmayı yarıladık, sinemalar, tiyatrolar, spor salonları, sağlığa gelen yük, ibadethanelerde, işte bugün Ankara çok soğuktu mesela, bahçede belirli zorluklar içerisinde insanlar cuma namazlarını kılabildiler. Bütün bu süreçler, ekonomik yük, sağlığa yük, yani bir insan oturup bu saydıklarım, bir çırpıda saydıklarım, bir insan oturup ülkede biz dikkat etmeyip sayılar artınca bu iş nelere mal oluyor diye düşünüp bir miktar sorumluluğunu alması gerekir. Sorumluluk almayınca kamu kısıtlıyor, ama kamu kısıtladı diye tek başına başarı elde edemeyiz. Kamunun kısıtlamasına milletin de kendi bireysel yaşam alanı içinde uyum sağlaması gerekiyor. Kemalettin Hocam, bir de şöyle de bir durum var. Şimdi vakalar hani yaz ve o Nisan, Mayıs ve Haziran, özellikle Temmuz'un ortalarına kadar, sonuna kadar olan süreçte iyi bir durumdaydı. Mesela bu kısıtlamalara karşı çıkanlar vardı. Şimdi vakalar artınca ya neden işte kısıtlama, önlemler, tedbirler alınmıyor deniliyordu. Şimdi tedbirler alındı, bir bakıyoruz. Yani o gün tedbirler alınmıyor diye isyan edenlerin bugün de tedbirler alındı diye isyan ettiğini de görüyoruz. Bir de böyle bir vakayla da karşı karşıyayız. Yani psikolojik vakalarla karşı karşıyayız. Şu da söyleniyor hocam. Şimdi hani sadece iki günlük bu belirli saatler arasındaki kısıtlamanın faydalı olacağını düşünüyor musunuz? Dile getirilenler var. Mesela 14 günlük bir tam kapanma süreci. Siz bu konuda ne düşünürsünüz? Bu da çok dile getirdi. Yani eleştiriler var ve ardından da yani şöyle 2-3 hafta hepimiz dişimizi sıkalım.
ekonomik açıdan da işte sağlık çalışanlarını düşünerek, yaşlılarımızı, gencimizi, çoluk çocuğu, herkes sağlığını düşünerek böyle bir tam kapanmanın virüsün yayılımını tamamıyla durdurabileceğini düşünüyor musunuz? 14 gün boyunca hayat durdu diyelim. Şimdi baştan başlayalım sorularınızın cevaplamasına. Önce bir kapanma isteyen, bu kısıtlamalar gelsin isteyen, sonra kısıtlamalar gelince niye kısıtlama geldi diyen, hatta niye kısıtlama geldi diyen grup kadar da dediğiniz gibi 14 gün 20 gün tam kapanma diyen bir grupta söz konusu. Ama bunların hepsi olağan zaman dilimi içerisinde konuşacağımız cümlelerdir. Ama şu anda biz olağanüstü bir zaman dilimindeyiz. Yani hastanelere yük biniyor, sağlık çalışanları 8 aydır yoruldu, sağlık hizmeti dünyanın hemen hemen en iyi sağlık altyapısına sahip bir ülke olmamıza rağmen onun da bir doygunluk sınırı var. Yani 40 bin yoğun bakım yatağı olan bir ülke, Avrupa'da, OECD'de birinci, ikinci sırada olan bir ülke, o 40 bin yatak da dolar elbette. Yani bu bir sayı, bir rakam. Öyle olunca bir kısım herkes bir öneride bulunuyor. Şimdi bu alınan kısıtlamalar, bu saat dilimleri içerisindeki kısıtlamalar salgını tamamıyla başarıyla bitirmemizi vesile olacak kurallar değil tabii ki. Yani 3 gün önceki çıkan, bu akşam uygulamaya geçecek şeyler salgın yönetimine, salgının hızını keserek salgın yönetimine ve sağlık hizmetlerinin oluşmuş yükünü, olan salgına hizmeti devam ettirebilmek, yükü azaltmak ve sağlık altyapısını, sağlık çalışanlarının hizmete açık vermeden devam etmesine katkı sağlamak için. Ha elbette burada da sağlanamazsa o zaman daha büyük kısıtlamalar olur. Şimdi 14 güne gelecek olursak bakın Cüneyt Bey, benim hesabıma göre Türkiye'de şu anda Haziran ayında Sayın Bakan'ın TÜİK'te yaptığı çalışmada 1000 kişinin 2,5'u pozitif dolanıyor dedi. Evet. Yani o gün rakamıyla 215 bin kişi dolanıyordu. Bugünkü yoğunluğu görürsek, hepimiz görüyoruz bu yoğunluğu. Demek ki bunun da iki katı olmuştur. Yani 215 bin, 500 bin kişi olmuştur en az. Peki 500 bin kişi de dahil eve tıkarsanız ne olacak 14 gün sonra? Evde en az iki kişiye daha bulaştıracak. Yani bu tam kapanma dediklerinde tam kapanmayı da iyi okumamız lazım. Yani herkesi bugün Türkiye Cumhuriyeti'nde hareket etmeyecek şekilde, birbirine virüsü bulaştırmayacak şekilde tutmak gibi bir başarı elde edilemez. Böyle bir şey dünyada kimse başarmadı. Ha doktor ve mikrobiyolog olarak şunu söylerim. 14 gün bu ülkede virüsü bir kişi bir başka kişiye bulaştırmazsa 14 gün sonra Türkiye'de bu rakamlar sıfır olur. Bu teorik doğru. Virüsü 14 gün kimse kimseye bulaştırmazsa, ama bunu nasıl sağlayacağımızın cevabı zor. Onun için de ideali şu, tam kapanmadaki tam söylenmek istenen şu. Türkiye'deki pozitif vakaları tam izole edeceksiniz. Ne kadar varsa bulacaksınız. Bulaştıracağı ortam vermeyeceksiniz ona. Virüs yaşama hakkına devam etmeyecek. O zaman ideal sonuca yaklaşık olursunuz. Ama bugünkü alınan tedbirler süreç yönetimine katkı sağlayacak tedbirlerdir. Bunlarla 10 gün sonra bir sonuç elde edebiliriz. 10 gün sonra sonuç elde edemesek o zaman hafta sonlarını tam kapatmak, hatta belki o zaman daha uzun süreli 5 gün kapalı, 7 gün açık gibi öyle bir periyotlarla gidilebilir. Yani bir 10 gün ya da bir 2 hafta bekleyeceğiz Kemalettin Hocam. Elbet. Değil mi? Yani bu sonuçları görebilme adına. Şimdi son bir haftaya baktığımızda rakamlar artık maalesef o Nisan ayındaki rakamlara, hatta orayı da geçecek gibi gözüküyor. İnşallah geçmez ama durum biraz onu gösteriyor. Yani 2500'lerden bir anda 3000, 3000'lerden bir anda 4500'lere. Bugün açıklanacak olan rakamlar nedir? Bunu da göreceğiz. Şimdi hocam bu aşı konusu. Pazartesi günü itibariyle yeni bir sürece de başlıyoruz. Yani sağlık çalışanları aşılanmaya başlamış bu Çin'den gelen. Ve pazartesi günü itibariyle vatandaşlar da gönüllü olarak bu aşılamaya katılabilecekler. Tabii peş peşe büyük firmalardan da aşı açıklamaları geliyor. Yani durdular bir anda... İşte biz %90, biz %95, diğeri %97, %100, %150 diyen de belki çıkacak. Yani Rusya'dan da bir açıklama gelecek galiba önümüzdeki birkaç gün içerisinde. Bu aşı çalışmaları için ne diyorsunuz? Bir anda hani normalde 1,5-2 yılı bulur denirdi ama 9 ay, hatta tam 1 yıl dolmadan bu aşıların insan vücudunda denenmesine karar veriliyor. İşte bizim
Türk profesörü, işte BioNTech'in kurucu ortakları, işte Amerikalı Pfizer gibi firmalar aşıların Aralık başı sonu ya da Ocak ayı itibariyle denenebileceğini açıkladılar. Sadece onay bekleniyor şu anda. Şimdi ben kesinlikle aşı karşıtı birisi değilim. Hmm. Dünyada insanlığa sunduğu en büyük hizmet olduğunu bilen ve hatta Çin aşısının Türkiye'deki sağlık çalışanları üzerindeki denemesinde gönüllü olarak katılan birisiyim. Ha, bu söylediğiniz sağlık çalışanları dışındaki, o da faz 3 çalışmasıdır. Türkiye'de de 1000 kişiye muhtemelen yapılacaktır. 700 kişiyle 1500 arasındaki bir sayıya yapılacaktır. Bunlar çalışmanın bir aşamaları. Bu çalışmalar da böyledir. Önce sağlık çalışanları, sonra onlar, daha sonra yaşlılar, hamileler, kronik hastalığı olanlar diye devam eder. Benim bir endişem yok. Şuraya kadar yapılmış çalışmalarda dünya bir pandemi yaşadığı için bir yıllık bir sürede birçok basamak atlanarak yapıldı. Bugüne kadarki en hızlı insanlık tarihinde kullanıma sürülen aşı 4 yıllık bir ortalamayla sürülmüştür. Ama ben bugünlerde bu kadar dünyanın yoğun yaşadığı, Türkiye'nin bu kadar yoğun yaşadığı bir dönemde aşının böyle bir borsa gibi 95, 97, 98 gibi sunumlarına itiraz ediyorum. Yani ayrıca da bu sunumları, çok özür dilerim, bir Türk bilim insanlarının içinde olduğu çalışmadan da kimse yanlış anlamasın. Bu sunumları biz bir makalede okumuyoruz. Yani aşı sahibi çıkıyor, Twitter'dan, bir açıklamasında söylüyor bunu. Twitter'dan böyle duyuyoruz bir, hocam. Yani Twitter'dan duyuyor, sohbet ediyor, bir gazete. Yani Amerika'da ve Avrupa'da bunlar biraz bu gazetelere verilen demeçlerde oluyor. Biz de onları şöyle sunuyor bizim insanlar. Amerika'da yayınlanan bir makale. O Amerika'da yayınlanan bir makale değil. Bir sohbet anında okuru çok fazla olan bir gazetede çıkan bir dergi, magazin, paper, yani editoryal bir şeyden geçmiş makale değil. Biz daha o makaleleri görmedik. Bu 95-98'ler, evet, bugün onların elde ettiği antikor pozitifliğidir ama bunun ne kadar koruyacağını, hangi kitlede, hangi yaş grubunda, hangi altta başka hastalığı olanlarda ne etki edeceğini bize zaman gösterecek. Umarım ki aşı kullanıldığı zaman hayal kırıklığına uğramayacağımız bir süreç olmaz diye umarım. Bir de şunu söyleyeyim Cüneyt Bey, bir rahatsızlığım oluyordu, onun için söylüyorum. Buradan negatif bir profesör gene ekranlara çıktı demesinler. Bakın, en iyi aşıyı toplumsal bir immünizasyon yakalayabilmek için Ocak aylarından sonraki zamana ihtiyacımız var bizim. Hı hı hı. Peki Ocak ayına ne kadar zaman var? Şurada 40 gün var. 40 gün var. Ortalama dün 4500'dü. Bugün 5000 olursa rakam. 40 günde 200 bin kişi demek. Günde 120 kişi ölüyor. 40 günde yaklaşık 6500-7000 ölüm demek. 5000 ölüm demek. Peki bütün bunları engelleyebilecek ne var elimizde? Kurallara uymak. Ev içi, ev dışı, çalışma ortamı, toplu taşıma. Buralarda kurallara uymak. Peki bu kurallara uymak varken biz 1-2 ay sonra ne kadar bunu uygulayabileceğimizi bilmediğimiz bir pozitifliği topluma sunmanın toplum üzerinde olumsuz etki ettiğini, kurallara uymak ve hastalıktaki korkudan biraz uzaklaştırdığı konusunda endişe duyuyorum. Peki. O nedenle de aşı muhteşem bir şey. İnşallah bu işin mücadelesinde büyük katkı sağlayacak. Ama aşıya kadar ne olur kul hakkına girmeyeceğimiz bir yaşam tercih edelim. Kemalettin Hocam, şimdi şunu da merak ediyorum. Benim de etrafımda, yakınımda, yani en yakınım diyebileceğim annem de şu an COVID-19'la mücadele çok ediyor. Düşmüş. Evde, 82 yaşında. Ve tabii sizlerle, canlı yayında, uzmanlarla konuşarak birçok şeyi de artık öğrendik. Mesela şu evde verilen ilaçlarla tedavi sürecinin devam ettiği dönem itibariyle şu çok konuşuluyor. Ya bu ilaçlar çok ağır. İşte doğal olarak kullanıldıktan sonra vücutta bazı etkileri olabiliyor. İşte kan pıhtısı atması gibi. Ben bunu etrafımda çok kişiden duydum hocam. Yani bu konuda birkaç dakikamız var. Hani evde, hastanede, yoğun bakıma alınmadan tedavi gören ve bu ilaçları içen insanlar için kafalarında hep bu soru işareti var. Bu konuda aydınlatır mısınız? Nedir yani bu kan sulandırıcı ilaçlara yöneliyor ya da korasprin gibi? Şimdi çok hızlı, zamanı çok kaliteli kullanayım. Birincisi, dünya bilimi ve Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun bir rehberi var.
Son günlerde her nedense bu ilaçlara karşı bir sosyal karşıtlık oluşmaya başladı. Bu beni endişelendiriyor. Evet. Bu ilaçların hepsinin bir anlamı var. Hepsinin de her hastada kullanılacağı zaman dilimi var. Yani birisinde hastalığı belirtilerine göre o virüsü öldüren ilaçı önce başlarsın. Birisinde kan sulandırıcıyı başlaman gerekiyor. Bunun yanında bunların yerine ebe gümeci, ada çayı ya da bilmem neler, bu hastalığın tedavisinde yeri yok. Bunlar sizin yaşamsal olarak fonksiyonlarınızı daha rahat hissetmenizi sağlayabilir. Ama virüse ve virüsün vücutta darmadağın ettiği bütün organizmayı tedavi etmekte bu ilaçlardan başka alternatifimiz yok. Kan sulandırıcılar çok kıymetli tedavi ama sakın ve sakın doktorunuzun kontrolü olmadan aspirin, koraspirin ya da diğer kan sulandırıcıları yapmayın. Hastalıktan daha büyük bedel ödersiniz. Virüsü öldüren ilaç çok kıymetli. Diğer yoğun bakıma yattığınız zaman bakıyorsunuz hastaya kortizon yapmayın geldiği klinik tabloda bakıyorsun hasta sahibi kortizon yapmayın gibi bir itiraz oluyor. Her tedavinin %100 doğruluğa yakın olduğu bir zaman dilimi var. Bunu da hekimleri karar veriyor. Lütfen buna riayet etsinler. Kemalettin Hocam, aslında soracağım çok da soru vardı ama süremiz de sonuçlandı. Ama yine konuşacağız. Açıkçası İnşallah. Merak edilen soruları soracağız yine. Çok teşekkür ederim. Sağ olun yayınımıza katıldığınız.